Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Bugün sizlerle birlikte profiterol yapıyoruz. Şimdi malzemelerimizi saymaya başlıyorum. Şöyle burada hamuru için gerekli olan malzemelerimiz var. 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 125 gram tereyağı ya da margarin. Ben margarin kullanıyorum. 3 adet de yumurta var. Sonrasında ise kreması için şurada da krema malzemelerimiz var. 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1,5 çay bardağı da şeker var. Ben şekeri şöyle 1 su bardağı kullanıyorum ama bardağım şu şekilde büyük. Sonrasında ise üzeri içinde çikolata sosumuz var. Sosumuz için de gerekli olan malzememiz şöyle sizlere göstereyim. 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Hadi şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle profiterolün hamurunu yapıyoruz. İlk önce çünkü hamuru lazım bize. Onun için de şöyle 1 su bardağı suyu koyuyorum. Sonrasında ise 125 gram tereyağını da koyuyorum. Hemen koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde koyalım. Şu kalanı da koyalım. Ziyan olmasın. Evet, koyduk. Şimdi bunu hemen ocağa alıyorum. Öncelikle arkadaşlar söylediğim gibi suyu koyuyorum. Üzerine margarin ya da tereyağını koyuyorum. Ondan sonra ocağımın altını açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Sonrasında kaynadığında da arkadaşlar unu koyacağım. Tekrar bir şekilde tekrardan karıştıracağım. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş şöyle margarinimiz eriyor. Eridikten sonra unu koyacağız. Ondan sonra tekrardan karıştıracağız. Sonra soğumaya alacağız. Sizlere onu da söyleyeyim. Sakın hani acele etmeyin. Yumurtaları da soğuduktan sonra teker teker kıracağız. Bu arada yumurtanın sarısı sadece arkadaşlar. Bakın şöyle güzelce suyun içinde margarin eriyor. Eridikten sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın şöyle gayet güzel bir şekilde margarin suyun içinde eridi. Biraz şöyle kaynasın güzelce. Bakın yavaş yavaş kaynamaya da başlıyor. Görebiliyorsunuzdur umarım. Sonrasında hemen unu koyacağım. Evet güzelce kaynadı. Şimdi hemen 1 su bardağı unu koyuyorum. Şöyle netlesin. Ve tekrardan tabii ki de karıştırmaya başlıyorum. Ocağın altını biraz kıstım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı karıştırıyorum. Arkadaşlar şöyle ocağın altını en kısıkta tutuyoruz ve 2-3 dakika boyunca şöyle hamurumuzu güzelce karıştırıyoruz. Bazen mesela unlar kalıyor. Onları da güzelce bakın şöyle bastırın. Onlar zaten gider. Ben o zaman hemen hamurumu güzelce karıştırayım 2-3 dakika sonra da hemen geleyim. Arkadaşlar bu arada şunu tekrardan söyleyeyim çünkü hata yapmanızı asla istemem. Şu an hamurumuz dediğim gibi 2-3 dakika boyunca bu şekilde ocakta en kısıkta karıştırıyorum. Ama yumurta sarılarını bir 10-15 dakika sonra soğuduktan sonra koyacağım. Çünkü nedenini hemen söyleyeyim size bilmeyenler vardır muhakkak. Çünkü arkadaşlar sıcak bir şey yumurtayı kırdığınız zaman haliyle yumurta o sıcaklıkta pişer ve çok kötü olur. Yani küçük küçük omletler olur. O görüntüyü de asla istemeyiz ve çok fazla kokar. O yüzden güzelce hamur soğuyacak. Ondan sonra teker teker hepsini de koymuyoruz. İşte bir yumurtayı koyacağız, çırpacağız. Sonra iki, sonrasında üçü koyacağız. Onu tekrar tekrar söylemek istedim. Çünkü şu an yani hata yaparsanız olmaz. Yani yanlış olur, kötü olur o yüzden. Onu da sakın unutmayın. Arkadaşlar benim güzelce şöyle hamurum oldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve bir 10-15 dakika bekletiyorum. Soğumaya bırakıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar ben şimdi hamurumu ocaktan aldım. Şöyle ara ara da karıştıracağım. Kendi daha da hızlı soğusun. Sonra 10-15 dakika içinde de soğuduktan sonra şuradaki yumurtaları bakın şurada 3 tane yumurta sarısını ayırdım. Onları teker teker koyacağım. O zaman soğuduktan sonra hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar burada efsane bir şekilde hava kapalı. Sizin orada nasıl? Çünkü havalar genelde beni çok fazla etkiliyor. Sizde havalar nasıl onu da merak ettim. Lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Evet arkadaşlar bakın şöyle profiterol hamurumuz güzelce soğudu. Şimdi söylediğim gibi yumurta sarılarını ekliyorum. Bu birinci.
hemen tabii ki de karıştırıyoruz. Teker teker yapın arkadaşlar. Yapmazsanız çünkü kokar, bayağı bir kokar yumurta içinde. Bu tekniği de o yüzden yapıyoruz zaten, yumurtanın içinde kokmaması için. Şöyle birinci yumurtayı kattıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Tamam, bu kadar yeterli. Sonrasında da arkadaşlar ikinciyi koyuyoruz. Şöyle onu da koydum. Ve tekrardan karıştırdım. Ben arkadaşlar üçüncüyü de aynı şekilde karıştıracağım. O zaman ben hemen karıştırayım. Geliyorum. Arkadaşlar ben güzelce yumurtaları hamura yedirdim. Şimdi hemen fırın tepsime yağlı kağıdımı serip geliyorum. Arkadaşlar şimdi söylediğim gibi ben gayet güzel bir şekilde hamuruma yumurtaları yedirdim. Şöyle tek tek güzelce koydum ve karıştırdım. Şimdi şöyle iki tane tatlı kaşığı alıyorum. Ve şu şekilde bakın size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, bu hatta büyük oldu. Şu şekilde alıyorum ve şöyle gayet atıyorum. O çok güzel bir şekilde şişecek zaten. Şöyle aldım. Bir ceviz büyüklüğünde. Arkadaşlar bu arada sakın elinizde şekil vermeyin. Çünkü özelliği böyle. Özelliği kaşıkla şekil verilmesi. Şöyle koyuyorum. O zaman ben hemen dizeyim arkadaşlar. Geleyim. Arkadaşlar size havayı göstermiştim ve bakın tekrardan burada yağmur başladı. Şöyle inşallah görüntü kalitesi de gitmez ama gitmeyecektir. O zaman ben tekrardan şekil vermeye geçiyorum. Arkadaşlar ben hamurlarıma şöyle şekli verdim kaşık yardımıyla. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza alıyoruz ve pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar şimdi profiterolün hamurunu değil, muhallebisini yani kıvramasını yapacağız. Onun için de şöyle 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Şöyle hemen koyuyorum. Şöyle sarısına gelecek kadar koyayım çünkü bardak büyük arkadaşlar. Biraz daha koyalım. Tamamdır, süt tamam arkadaşlar. Şimdi şekerini koyuyorum. 1 su bardağı şeker. Unu unuttum arkadaşlar ama tabii ki de tarifler kısmında var. Zaten en başta da söylemiştim. Ununu koyuyorum. Sonrasında ise 1 adet yumurta. Yumurtayı da koyup bakalım başka unuttuk mu bir şey? Unutmadık. Arkadaşlar bu arada vanilyayı da, şöyle vanilyamız da vardı. Onu da kapattıktan sonra koyuyoruz. Yani şu an vanilyayı koymuyorum. Şöyle ocağı almadan önce de şöyle bir güzelce karıştırayım. Sonrasında ise hemen ocağı alacağım. Arkadaşlar şimdi tenceremi ocağıma aldım. Şöyle aynı yönde güzelce çırpıyorum. Kapattıktan sonra da söylediğim gibi vanilyasını koyacağım. Bu arada bu aşamada arkadaşlar sürekli bir şekilde çırpın. Bu da önemli çünkü. Bakın arkadaşlar kremamız da güzelce şöyle yoğunlaşıyor. Sonrasında o da pişecek. Kapatmaya bir 1-2 dakika kala da vanilyasını koyacağım. Şöyle birkaç kere daha karıştıracağım ve kapatacağım. Bakın ne güzel oldu ama sürekli çırptım arkadaşlar. Aynı yönde sürekli şekilde çırpın muhakkak. Arkadaşlar söylediğim gibi şimdi kapatmaya birkaç dakika kaldı. Şimdi de şöyle vanilyasını koyuyorum. Hepsini koyalım ve tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Arkadaşlar maalesef çırpıcıya bir hal geldi. Ben de bilmiyorum ama çıktı galiba. Ben de şöyle kaşık aldım. Kaşıkla şimdi karıştırıyorum. Kısık ateşte şu an, birkaç dakika sonra da hemen ocaktan alacağım. Şimdi arkadaşlar güzelce kremamı ocaktan aldım. Şöyle bir tabağın içine koydum. Onu da bu şekilde ara ara karıştırıyorum. Ama bakar mısınız gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Şu an çok fazla sıcak. O da biraz soğusun. Sonrasında ise hemen çikolata sosuna başlıyorum. Arkadaşlar kremayı yapmıştık. Söylediğim gibi şimdi sıra geldi çikolata sosunu yapmaya. Ben hazır kullanıyorum. Şöyle 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Önce bir toz karışımı koyalım. Bu şekilde tencereye toz karışımın hepsini koyuyorum. Sonra da 2,5 su bardağı sütü koyacağım arkadaşlar. Şöyle bardağım söylediğim gibi büyük. Tamamdır. Şimdi hemen bir çırpıcı alıp geliyorum.
Ocağa koymadan arkadaşlar şöyle çikolata sosumu da önce burada bir karıştırıyorum. Ondan sonra ocağa alacağım. Ben genelde zaten muhallebide de aynı şekilde. Muhallebide, sosta. Arkadaşlar şimdi çikolata sosumu ocağıma aldım. Ocağımın da altını açtım. Tekrardan aynı şekilde sürekli aynı yönde karıştıra karıştıra çikolata sosumu da pişiriyorum. Çikolata sosumuz güzelce kaynadı. Şimdi çikolata sosumuzu da bir kenara alacağım. Soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, profiteroller çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ben fırınımı kapattım. Artık profiterollerimizin içine doldurmaya başlayalım. Arkadaşlar şu an gerçekten çok ama çok ama çok moralim bozuldu. Kamerayı koymuştum. Biliyorsunuz tek çekiyorum. Yani aslında bir süre tek çekmedim. Sonrasında tekrardan tek çekiyordum. Koydum, gayet güzel bir şekilde ayarladım. Başlattım zannediyordum ki maalesef başlatmamışım. O yüzden kusura bakmayın. Ben bu profiterolleri doldurmuş bulundum ama gerçekten canım çok sıkkın. Çünkü sizlere hatta onlarca yani kaç tane kelime söyledim. İşte şöyle yapabilirsiniz, böyle kolay olabilir. Ama hepsi çöp oldu. Neyse, Allah hani başka bir şey vermesin o zaman. Arkadaşlar ben bu şekilde yaptım. Şöyle kenarlarını bıçakla kesiyorsunuz. Ondan sonra kremayı da içine koyuyorsunuz. Şöyle şu şekilde oluyor. O zaman çikolata sosunu dökerken görüşürüz. Evet, şimdi sıra geldi. Çikolata sosunu dökmeye. Şöyle güzelce onu da karıştırayım arkadaşlar. Ve çikolata sosunu şöyle dökelim. O zaman birazdan serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar, profiterolümüz gayet güzel oldu. Benim de neşem yerine geldi. Bakın size de şöyle göstereyim. Şöyle alalım da arkadaşlar bir bakın daha yakından. Gerçekten çok güzel oldu. O zaman tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.